Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkması, büyük fedakarlıklar ve desteğiyle kazandığımız Yenişehir Belediyesi'ni halka hizmetin önünü alan, tüm imkanlarının sadece yandaşlarının yararına kullandırıldığı, belediyemize ait taşınmazların satışlarının gerçekleştirildiği, yine halka sosyal, kültürel ve teknik hizmet için ihtiyaç dahilinde açılan kurumların satışlarının ve devirlerinin gerçekleştirildiği, bunlar da yetmediği gibi usulsüz yöntemlerle yapılan devasa alımların borçları ile devraldık. 4 Nisan 2024 tarihinde de kuruma ait kamera kayıtlarının tümünün silinerek hard disklere el konulduğu, ilgili güvenlik şirketinden hard disklerin iadesi talep edildiğinde bedel olarak 200 milyon dolar karşılığında iade edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu aylık primler 44.6659.38 TL. Vergi dairesi aylık maaşlarından yapılan vergi kesintisi 24.203.901.09 TL. Belediye sendikasına olan borçlar 172.072 TL. Banka kredileri, İller Bankası ve Özel Banka toplamda 31.949.545.43 TL. Belediye aleyhinde hüküm edilen dava ve icra dosyaları faiz hariç 8.554.090.77 TL. Esnaf alacakları ihaleler dahil 20.439.940 TL. Emanetteki diğer esnaf alacakları 812.757.37 TL. TEDAŞ'a olan borç 1.010.000 TL. Milli Emlak Müdürlüğü, biz bunların açıklamasını bu arada daha sonra yapacağız. Mehmet Eşbaşları'nın açıklamaları yapacak. Milli Emlak Müdürlüğü, TEDAŞ 1.010.000 TL demiştik. Milli Emlak Müdürlüğü 3.074.842 TL. Kiralık araç giderleri 3.704.578.86 TL. Tümbelsen Sendikası 299.343 TL. Diğer memur sendikaları 59.386 TL. Bugün itibariyle toplam borcumuz 140.879.119.67 TL. Hizmetle mükellef olduğu kamu hizmetlerini devasa borçlandırmalarla yapamaz hale getiren kayyum zihniyetinin sadece irade gaspıyla yetinmediğini, halkın hakkı olan belediye bütçesini yandaşlara peşkeş çeken, yüksek faizlerle çekilen krediler ve kamu mallarına yönelik tahribat, talan uygulamalarıyla tüm sosyal ve kentsel hizmetlerin de gasp edildiği görülmektedir. Kayyumun çalışamaz hale getirdiği belediye gerçeğine rağmen, bizler, halkçı parti geleneğimiz, sosyal belediyecilik deneyimlerimiz ve yenilikçi perspektifimizle temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan kentimize ve halkımıza olan sorumluluk bilincimizle sosyal, kültürel ve istihdama yönelik projeleri hayata geçirmek önceliğimiz olmakla birlikte kayyum tahribatlarını gidermek ve halkın çalınan gasp edilen haklarını ve hukukunu da savunmaya devam edeceğiz. Şu anda bugünkü oranın değeri arkadaşlar şunu söyleyelim, yaklaşık 450 ile 500 trilyon arasında. Devredilen makine ikmal arkadaşlar üçüncü kişiye bir saat içerisinde devrediliyor. Yani makine ikmal bu kurumun ihtiyacı dahilinde, orası daha yeni açılmıştı ve şehir merkezindeydi. Bütün diyelim araç gereçlerimiz ve dört tane birimizin orada hizmet gördüğü bir alan. O alan o dönem ihtiyaç dahilinde açılmıştı. Arada zaman geçmeden hemen orayı elden çıkarmışlar.